Yıl 2002. Önceki videoda anlattığımız gibi ülkenin başında Bülent Ecevit Başbakanlığında Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi'nin yer aldığı üçlü koalisyon bulunmaktaydı. Ancak Başbakan Bülent Ecevit'in ilerleyen yaşının yanında Mayıs 2002'de rahatsızlanarak hastaneye yatırılması erken seçim tartışmalarının başlamasına neden oldu. 16 Temmuz 2002'de koalisyondaki 3 genel başkanın aldığı kararla seçimlerin 3 Kasım 2002 günü yapılması kararlaştırıldı. Koalisyon hükümetinin yıprandığı için 2002 seçimlerinin Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kurulan AK Parti, Deniz Baykal liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi ve Tansu Çiller liderliğindeki Doğru Yol Partisi'nin arasında geçeceği tahmin edilmekteydi. 3 Kasım 2002 günü yapılan seçimlerde AK Parti %34,28 oy alarak birinci olurken Cumhuriyet Halk Partisi %19,39 oy alarak ikinci sıraya yerleşti. Doğru Yol Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Genç Parti %10'luk barajı aşamadığı için meclisin dışında kalırken bu en çok AK Parti'ye yaradı. Meclise girecek milletvekillerinin iki parti arasında bölüşülmesi nedeniyle 363 milletvekili çıkaran AK Parti tek başına iktidar olmayı başardı. Cumhuriyet Halk Partisi ise çıkardığı 178 milletvekiliyle ana muhalefet partisi konumuna erişti. Bu büyük başarının sahibi her ne kadar Recep Tayyip Erdoğan olsa da siyasi yasaklı olması nedeniyle 58. Türkiye Hükümeti'nin başbakanlığını yol arkadaşı Abdullah Gül üstlendi. Hükümet kurulur kurulmaz meclis çoğunluğunu elinde bulunduran AK Parti, Erdoğan'ın siyasi yasanın kaldırılması için bir yasa teklifinde bulundu. Bu teklif mecliste kabul edilse de dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edildi. Meclise geri dönen yasa aynı şekilde tekrar kabul edilince Cumhurbaşkanı Sezer bu kez yasayı onaylamak zorunda kaldı. AK Parti daha sonra Siirt'in Pervar ilçesindeki seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla seçimlerin yenilenmesini isterken, bu isteği haklı bulan Yüksek Seçim Kurulu yalnızca Siirt ili için ara seçim düzenledi. Siyasi yasağı kalkan Erdoğan'ın AK Parti'den birinci sıra milletvekili adayı olarak katıldığı seçimlerde, AK Parti oyların %85'ini almasıyla Erdoğan'la birlikte 3 milletvekili daha çıkardı. Böylece AK Parti'nin milletvekili sayısı 365'e yükselirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili sayısı 177'ye düştü. Bu sonuçları takiben Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olması için başbakanlıktan istifa etti. Cumhurbaşkanı Sezer'in hükümeti kurma görevini Erdoğan'a vermesiyle 2002 genel seçimlerinden tam 4 ay sonra Recep Tayyip Erdoğan başbakanlığında 59. Türkiye hükümeti kuruldu. AK Parti'nin birinci döneminde Kemal Unakıtan'a emanet edilen ekonomi 2002'de %6,4, 2003'te %5,6, 2004'te %9,6, 2005'te %9,1, 2006'da ise %7,1 oranında büyüme yaşadı. Ayrıca 2005'te paradan 6 sıfırın atılmasıyla birlikte 1 milyon Türk lirasının değeri 1 Türk lirasına eşitlendi. 2007 yılının Mayıs ayına gelindiğinde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in görev süresinin dolmasıyla birlikte yeni Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı tartışmaları başladı. Abdullah Gül'ün AK Parti tarafından aday gösterilmesi hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de muhalefet kanadında laikliğe aykırı bir aday olduğu gerekçesiyle tepkiyle karşılandı. Hatta Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan bir bildiri AK Parti'ye karşı düzenlenmiş bir e-muhtıra olarak tarihe geçti. Erdoğan bu olaydan sonra hem meclisteki milletvekili sayısının tek başına Cumhurbaşkanı seçmeye yetmemesi hem de 2 ay geçmesine rağmen bir türlü Cumhurbaşkanı'nın seçilememesi üzerine 2007 seçimlerinin Temmuz ayında yapılmasını kararlaştırdı. 22 Temmuz 2007 günü yapılan Türkiye genel seçimlerinde AK Parti oylarını arttırırken %46,58 oranında oy alarak yeniden iktidar oldu. Cumhuriyet Halk Partisi %20,87, MHP %14,27 oranında oy alırken diğer partiler %10'luk barajı geçmeyi başaramadı. Bu sonuçlara göre AK Parti 341, Cumhuriyet Halk Partisi 112, Milliyetçi Hareket Partisi 71, çoğunluğu DEAP'ın desteklediği bağımsız adaylardan ise 26 kişi milletvekili olarak meclise girdi. AK Parti oyunu yaklaşık %12 oranında arttırmasına rağmen Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclise girmesiyle milletvekili sayısı bir önceki döneme göre 22 sandalye azaldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gelindiğinde ilk turda yeterli oy alamayan Abdullah Gül, ikinci turda salt çoğunluğu kazanarak Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazandı. 2007 yılı içinde iki önemli seçimi kazanmaya başaran AK Parti'nin hedefinde bu kez anayasa değişikliği için referandum vardı. Referandumun en önemli 3 maddesi Cumhurbaşkanı'nın doğrudan halk tarafından seçilmesi, milletvekili seçimlerinin 5 yıldan 4 yıla indirilmesi ve meclisin karar alma yüzdesinin %67'den %34'e düşürülmesiydi.
Muhalefetin şiddetle karşı çıktığı bu referandum 21 Ekim 2007 tarihinde düzenlenirken oylama %68,95 oranında evet, %31,05 oranında ise hayır şeklinde sonuçlandı. 2008 yılının Mart ayında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, laikliğe aykırı eylemleri nedeniyle AK Parti hakkında kapatma davası açtı. Savcılık ayrıca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Erdoğan'ın 5 yıl siyasetten men edilmesini istedi. 30 Temmuz 2008'de sonuçlanan davada AK Parti'nin kapatılmaması ancak hazine gelirinin %50'sinin kesilmesi kararı alındı. 2009 yılına gelindiğinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kürt sorunu Türkiye'nin birinci sorundur ve mutlaka halledilmelidir diyerek çözüm süreci olarak bilinen süreci başlattı. Akabinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kürt açılımı ile ilgili DTP lideri Ahmet Türk ile bir araya gelerek bir dizi görüşmelerde bulundu. 19 Ekim 2009 günü ise Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla 34 PKK üyesi Habur sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Gelenleri Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaklaşık 50 bin kişi davul zurnayla karşıladı. Ancak bu olaydan 4 ay sonra Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle Demokratik Toplum Partisi'nin kapatılmasına, Genel Başkan Ahmet Türk ve Aysel Tuğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine karar verdi. 2010 yılına gelindiğinde anayasa değişikliği ile ilgili yeni bir referandum daha düzenlendi. Daha çok yargı alanında değişiklikler içeren bu referandum %42,12 hayır oyuna karşılık %57,88 evet oyu ile kabul edildi. 12 Haziran 2011'de yapılan genel seçimlere gelindiğinde oyların %49,38'ini alan AK Parti 3. kez iktidar olmayı başardı. 2. sıradaki Cumhuriyet Halk Partisi %20,87, 3. sıradaki Milliyetçi Hareket Partisi ise %14,27 oranında oy aldı. Bu sonuçlara göre AK Parti 327, Cumhuriyet Halk Partisi 135, Milliyetçi Hareket Partisi 23 ve Bağımsızlar ise 36 milletvekili çıkardı. Erdoğan Başbakanlığındaki AK Parti'nin 3. dönemi önceki dönemlere göre bir hayli çalkantılı geçecekti. 2012'nin Şubat ayında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması, ardından patlak veren Gezi Parkı olayları ve akabinde 4 AK Partili bakana yönelik yapılan 17-25 Aralık operasyonları hükümeti bir hayli zor durumda bıraktı. Bu olayların gölgesinde yapılan 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri Erdoğan için ya tamam ya da devam niteliğindeydi. Abdullah Gül'ün görev süresinin dolmasıyla 10 Ağustos 2014'te yapılan ve doğrudan halk tarafından oylanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %51,79 oy alan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçildi. O dönem Cumhurbaşkanları partili olamadığı için Erdoğan'ın yerine AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan olarak Ahmet Davutoğlu geçti. 7 Haziran 2015 genel seçimlerine gelindiğinde Davutoğlu liderliğindeki AK Parti %40,87 oranında oy alarak bir kez daha birinci parti olmayı başardı. İkinci sıradaki Cumhuriyet Halk Partisi %24,95, üçüncü sıradaki Milliyetçi Hareket Partisi %16,29, dördüncü sıradaki Halkların Demokratik Partisi ise %13,12 oranında oy aldı. Bu sonuçlara göre AK Parti 258, Cumhuriyet Halk Partisi 32, Milliyetçi Hareket Partisi ve HDP ise 80'er milletvekili elde etti. Hiçbir parti tek başına iktidar olabilmesi için gereken 276 milletvekilini çıkaramadığı için Türkiye 13 yıl sonra tekrar koalisyonla karşı karşıya kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümeti kurma görevini 10 Temmuz 2015'te birinci parti olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Ahmet Davutoğlu'na verdi. Davutoğlu ilk koalisyon ziyaretini Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaparken yaklaşık 1,5 saat süren görüşmelerin ardından olumsuz sonuçlandı. Ertesi gün Milliyetçi Hareket Partisi'nin kapısını çalan Davutoğlu, Devlet Bahçeli ile yaklaşık 2 saat görüşse de sonuç yine olumsuz oldu. Davutoğlu'nun son durağı ise Selahattin Demirtaş liderliğindeki HDP oldu. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından açıklanan karar bir kez daha olumsuzdu. Ahmet Davutoğlu 11 Ağustos 2015 günü bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısını çalarak Kemal Kılıçdaroğlu ile yaklaşık 4,5 saat boyunca görüşme yaptı. Ancak bir kez daha uzlaşma sağlanamadı. Ahmet Davutoğlu şansını son kez denemek için MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşse de bu görüşmeden de sonuç alınamayınca seçim hükümeti kurularak 1 Kasım 2015 tarihi için erken seçim kararı alındı. Bu siyasi kargaşanın yanında çözüm sürecinin de sona ermesiyle birlikte hendek operasyonları, Suruç patlaması, Ankara Garı patlaması, Ceylanpınar saldırısı ve diğer birçok saldırıda yüzlerce askerimiz, polisimiz ve vatandaşımız şehit oldu.
Bu olayların gölgesinde yapılan 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti %49,50 oy alarak bir kez daha tek başına iktidar olmayı başardı. Cumhuriyet Halk Partisi %25,32 ile ikinci, Milliyetçi Hareket Partisi %11,90 ile üçüncü, HDP ise %10,76 ile dördüncü sırada yer aldı. Bu sonuçlara göre AK Parti 317, Cumhuriyet Halk Partisi 143, Milliyetçi Hareket Partisi 40, HDP ise 59 milletvekilini meclise gönderdi. Seçimin ardından başbakanlığın kaldırılarak başkanlık sistemine geçilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Davutoğlu arasında anlaşmazlık yaşanırken bu anlaşmazlık her geçen gün büyümeye başladı. Mayıs ayında ikilinin yaptığı toplantı sonrasında Başbakan Davutoğlu'nun istifa kararı almasının ardından AK Parti olağanüstü kongreye gitti. Bu kongre sonucunda tek aday olan Binali Yıldırım AK Parti'nin 3. genel başkanı olurken Erdoğan tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi. Bu krizin üzerinden çok geçmeden 15 Temmuz 2016 günü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup bir grup asker hükümete karşı darbe girişiminde bulundu. Ancak halkın sokaklara dökülerek hükümete sahip çıkması ve ordu içindeki vatansever askerlerin darbecilere karşı direnmesiyle darbe teşebbüsü kısa sürede bastırıldı. Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen bu olayın ardından OHAL ilan edilirken devletin işleyiş mekanizmasını yenilemek için de birçok adım atıldı. Bunlardan birisi parlamenter sistemin lağvedilerek yerine devlet başkanlığı sistemine geçiş için referandum düzenlenmesiydi. 16 Nisan 2017'de yapılan referandum sonucuna göre başkanlık sistemi %51,41 evet oyuyla kabul edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan otomatikman yeni sistemin ilk başkanı oldu. Aynı referandumla partisiz cumhurbaşkanlığı uygulamasına son verildiği için Erdoğan AK Parti'ye tekrar üye olarak 3 yıl sonra AK Parti Genel Başkanı seçildi. Bu sırada Türk Silahlı Kuvvetleri 2016 yılında Fırat Kalkanı, 2017'de ise İdlib operasyonuyla iki kez Suriye'nin kuzeyindeki terörist gruplara müdahalede bulundu. Kasım 2017'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AK Parti ile ittifak yapmayı önermesi sonucunda Şubat 2018 tarihinde Cumhur İttifakı kuruldu. Cumhur İttifakı mecliste oluşturduğu çoğunluk sayesinde Kasım 2019'da yapılması planlanan seçimleri erkene alarak 24 Haziran 2018'de yapılmasını sağladı. Buna karşılık Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasında da Millet İttifakı oluşturuldu. Bu ittifaka ilerleyen günlerde Gelecek Partisi ve Deva Partisi de katılacaktı. Bu sırada Türk Lirası her geçen gün dolar karşısında değer kaybetmeye, politika faizleri yükselmeye, enflasyon ise tırmanmaya başladı. 2016'da 2,5 dolaylarında seyreden dolar seçim öncesi 5 liraya kadar dayandı. 24 Haziran 2018 seçimlerine gelindiğinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Muharrem İnce, İyi Parti'nin adayı Meral Akşener, HDP'nin adayı ise Selahattin Demirtaş oldu. Erdoğan oyların %52,59'unu alarak ilk turda yeniden Cumhurbaşkanı seçilirken Muharrem İnce %30,64, Selahattin Demirtaş %8,40, Meral Akşener ise %7,29 oranında oy aldı. Aynı gün yapılan milletvekili seçimlerinde ise AK Parti %42,56, Cumhuriyet Halk Partisi %22,65, HDP %11,70, Milliyetçi Hareket Partisi %11,10, İyi Parti ise %9,96 oranında oy aldı. Bu sonuçlara göre AK Parti 295, Cumhuriyet Halk Partisi 146, Halkların Demokratik Partisi 67, Milliyetçi Hareket Partisi 49, İyi Parti ise 43 milletvekili çıkardı. 5 sene daha Türkiye'yi yönetmeye hak kazanan Erdoğan liderliğindeki AK Parti, yeni dönemde doların, faizin ve enflasyonun düşürüleceğini garanti ettiyse de bunda pek başarılı olamadı. Politika faizinin düzenli olarak düşürülmeye başlanmasıyla dolar 2019'da 7 lira, 2020'de 8 lira, 2021'de 13 lira, 2022'de ise 18 lirayı aştı. Enflasyon 2022 itibariyle TÜİK verilerine göre %70'lere kadar fırladı. 2018'de Zeytin Dalı Harekatı, 2019'da Barış Pınarı Harekatı, 2020'de ise Bahar Kalkanı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarına 3 kez daha operasyon düzenlenerek sınırlarımız teröristlerden arındırıldı. Kuşkusuz bu operasyonlarda Türk savunma sanayisinin millileştirilerek güçlendirilmesi, özellikle de silahlı insansız hava araçlarının etkisi büyüktü. Suriye'deki iç savaşın yanında 2021'de Afganistan'ın Taliban tarafından ele geçirilmesi Türkiye'ye büyük bir göç dalgasının vurmasına neden oldu. 2023 itibariyle Türkiye kimi kaynağa göre 5 milyon, kimi kaynağa göre ise 13 milyon sığınmacı barındırmakta.
Ülkemizin başındaki musibetler yetmezmiş gibi bir de Şubat 2023'te meydana gelen ve Türkiye tarihinin en yıkıcı depremi olan Kahramanmaraş depremi ülkemiz için işleri daha da zorlaştırdı. 2023 seçimleri yaklaşırken Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'ın karşısına Millet İttifakı'nın adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu, Ata İttifakı'nın adayı olarak da Sinan Oğan çıktı. 14 Mayıs 2023 günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan %49,52, Kılıçdaroğlu %44,88, Sinan Oğan ise %5,17 oranında oy aldı. Her ne kadar seçimden önce adaylıktan çekildiğini açıklasa da Muharrem İnce %0,43 oranında oy aldı. Bu sonuçlara göre %50'yi hiçbir aday geçemediği için Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Aynı gün yapılan milletvekili seçimlerine gelirsek AK Parti %35,87, Cumhuriyet Halk Partisi %25,57, Milliyetçi Hareket Partisi %10,14, İyi Parti %9,77, Yeşil Sol Parti ise %8,98 oranında oy aldı. Bu sonuçlara göre AK Parti 266, Cumhuriyet Halk Partisi 168, Milliyetçi Hareket Partisi 51, İyi Parti 44, Yeşil Sol Parti ise 62 milletvekili çıkardı. Bu videoyu hazırladığımız günlerde ikinci tur seçimlerine saatler kalmıştı. Kim seçilirse seçilsin, umarım kazanan Türk milleti olur. Ayrıca şunu unutmayın, hükümetler geçici, devlet ve cumhuriyet kalıcıdır.